Ne oldu? Şaşırdın komşu. Yani alışsa niye dersin? Artık hep yan yanayız. Sen bu mahalleye mi taşındın? Güzel. Adım adım da olsa olayları algılama hızım iyi olur. Gelişir. Ama benim sana ayırabilecek çok fazla vaktim yok. Malum ev yeni. Benim bir odaları gezmem, eksikleri tamamlamam lazım. Hoşça kal. Sen durduk yere o evi bırakıp böyle bir yere gelmezsin. Seni buraya şirket mi yolladı? Yani koskoca şirket, işi gücü yok. Bana diyecek ki git Selim'i takip et. Bir de o minnacık çocuklar var ya, onları kontrol et. Ya senin aklın bunu alıyor mu? Tamam işte. Buraya beni takip etmeye gelmişsin. Ne zaman bir şeyleri inkar etmeye başlasam bütün olan biteni anlatıp böyle bir şey mümkün mü dersin? Allah Allah. Öyle mi derim ya? Bana bak. Ben bu mahallede bir hayat kuruyorum. Ömrüm boyunca hayal ettiğim ne varsa bu mahallede var. Selim, bu mahalledeki bütün insanların ömrü boyunca hayal edip edebileceği ne varsa senin eski evinde vardı. Akıllı ev sistemi, yapay zeka ile koruma, göz taraması ile giriş ve bütün teknolojik aletler. Aspar. Aman tamam, bir şey demedik. En iyisi senin mahallen, tamam. Evet, öyle. Ve senin bunu bozmana asla izin vermeyeceğim. O şirkete söyle, benim onlarla hiçbir işim yok. Ya param var, huzurum var. Kimseye bulaşmıyorum. Ya beni rahat bırakın ya. Öyle mi? Ya gerçekten öyle bir anlattın ki mekanı gözümle görmesem inanacağım, bir de üstüne kıskanacağım ha. Hem burada kimse daha önce şirkette çalıştığımı da bilmiyor. Ya param olduğunu bile bilmiyorlar. Ya ben de dışarıdan baktım da sana zengin biri demem. Öyle alelade fakir bir tarzım var. Belki hayatımın aşkını da bu mahallede bulurum. Aha bir kız var. Var var, ben anlarım. Anlat çabuk. Kimmiş? Kimlerdenmiş? Adı ne? Hı? Saçmalama. Bak, seni etrafımda görmek istemiyorum. Eğer bu mahalleden birine bulaşacak olursan karşında bambaşka bir Selim görürsün. Gerekirse anladığınız dilden konuşurum. Ne dedik ya sanki? Komşuyuz artık, şurada iki gıybet yapacaktık. Bu ne be? Makarna mı bu? Ay fakir yemeği.